Sağlıkta Yeniliklerden herkese merhaba. Bugünkü konumuz sinüzit. Konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Tolga Kandağ. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Hocam öncelikle sinüziti nasıl tanımlayabiliriz? Belirtileri nelerdir? Sinüzit, sinüs dediğimiz yüzdeki boşlukların iltihabı. Bu bakterilerle de olabilir, viral virüslere bağlı olarak da olabilir. Çok sık olarak rastladığımız, çok sık gördüğümüz bir sorun. En sık bulguları aslında, yani detaya daha sonra ineriz tabii ki yapabilirim ama en sık olarak baş ağrısı, burun tıkanıklığı, bir akıntı, burun akıntısı, geniz akıntısı ve tabii bu genel olarak bütün enfeksiyonlara has bir şey. Bir halsizlik, kırgınlık haliyle kendini gösteren bir hastalıktır. Hocam biz genelde bir de sinüziti baş ağrısıyla çok duyuyoruz. Hangi baş ağrısında sinüzitten şüphelenmeliyiz? Hangi tür baş ağrısında? Eğer ki baş ağrısına eşlik eden bir akıntı, kötü kokulu bir akıntı varsa ilk aklımıza gelen olası sebeplerden bir tanesi sinüzittir. Şimdi sinüzit de kendi içerisinde bir takım bölümlere ayrılıyor. Yani bölümlere ayrılıyor derken şöyle biraz daha detaylandırayım. Yani bir herhangi bir enfeksiyon olmadan da, bir bakteriyle ya da virüsle de karşılaşmadan da işte sinüzit olabilir. Daha doğrusu sinüzitle bağlı ağrıları yaşayabilir. Mesela vakum sinüzit dediğimiz en basitinden bunu ne zaman görüyoruz daha çok? Uçak seyahati sırasında, yani özellikle alçalma ve yükselmelerde basıncı dengeleyemezsek sinüslerin içerisinde hava sıkışık kalabiliyor ve bu gerginliğe bağlı, bu basınç farkından kaynaklanan gerginliğe bağlı kişide çok ağrılı, yani böyle hatta hastalar şöyle tarif eder, bıçak saplanıyormuş gibi ya da tornavida saplanıyormuşçasına tek bir noktada ağrı hissederler. Onun dışında alerjiye bağlı olarak alerjik sinüzit dediğimiz durumlar meydana geliyor. Kişide işte aksırma, kapşırma, gözlerde sulanma gibi klasik alerji yakınmaları vardır. Ama bir bakarsınız ki buna baş ağrısı eklenmiş, işte bir geniz akıntısı eklenmiş. Ki bazen alerjik kişiler enfeksiyon ajanları, işte bakterilerle bir hasta kişiyle karşılaştıkları zaman kontamine olabilirler. Alerjik sinüzitin üstüne bu bakteriler de eklendiği zaman tabii olayın seyri biraz daha değişiyor. Biraz daha dramatik hale gelebilir. Bir kokulatı değişik edebilir ama genel olarak şimdi baş ağrısı dendiği zaman baş ağrısını yapacak aslında çok sebep var. Önemli olan yani sebebi araştırmak ki en sık sebeplerinden birisi baş ağrısı. Bize de çok sık hasta geliyor baş ağrısı yapılmasıyla. Bizim ama sizin baş ağrınız sinüzitten kaynaklanmıyor dediğimizde çok hasta var. Ama bu önemli bir şey. Yani en azından bir sinüzit değilsiniz diyebilmek bile aslında çok önemli bir aşama tedavi planında. Böyle durumlarda genellikle öncelikli olarak başvurduğumuz, yönlendirdiğimiz hastayı nöroloji oluyor. Nörolojiye bağlı işte bir takım baş ağrısıyla seyreden hastalık olabiliyor. Veya fizik tedavi de yani bundan sonra olur. İşte boyun fıtığı en başta olmak üzere omuz, başa, enseye vuran ağrılarda aşama aşama değerlendirilmesi gerekiyor. Peki hocam sinüzite yol açan bazı ilaç türleri de var mı? Yani direkt herhangi bir ilacı kullanıp sinüzit olmazsınız. Hani ben şu ilacı aldım da sinüzit oldum diye. Sinüzit dediğim gibi sonuçta bir genel olarak bir enfeksiyondur aslında. Ama şunlara dikkat etmek lazım. Sinüsler dediğimiz aslında böyle yüzdeki kemik içerisindeki boşluklar ve bu kemik boşlukların bir açılım deliği vardır. Yani oradan içeri havanın devri daim yapabilmesi lazım. Sinüsün sağlıklı çalışabilmesi açısından. Dolayısıyla bu açılım delikleri kapandığı zaman neye bağlı olabilir? Alerjiye bağlı olabilir. Sinüzite kişi daha meyilli hale gelebilir. Bir takım yani bir alerji hastasının tabii anti alerjik ilaçlar var ama alerjiyi baskılayan nadiren de olsa şunu görebiliyoruz. Çok sık değil ama madem bahsettiniz hani sinüzite yol açan ilaçlar var mı diyerekten bu ilaçların bir özelliği de sekresyonları akıntıları biraz daha koyulaştırmasıdır, kıvamlı hale getirmesidir. Nadiren de olsa böyle bir içerideki biriken sekresyon kıvamlı hale geldiyse
Bu açılım delikleri hele bir de ödem değilse çok rahatlıkla kapanabiliyor ama dolayısıyla böyle hastalarda biraz daha hani normal popülasyona göre biraz daha enfeksiyona, sinüste yakalanmaya daha meyilli olabilirler. Hocam bir de sinüzitin türlerinden bahsetmek istiyorum. Onu da çok duyuyoruz. Genelde bende kronik sinüzit var sözünü. Türleri var mıdır sinüzitin? Akut ve sinüzit, pardon, akut ve kronik sinüzit arasındaki fark ne oluyor? Yani akut dediğimiz zaman o an kişi bakteriyel bir enfeksiyon geçirmiştir ve bu enfeksiyonun bulgularını biraz önce saydığımız sebeplerle birlikte yaşamaktadır. Eğer ki kişi 2 ay süre içerisinde bu akut sinüzit dediğimiz atakları 3'ten 4'ten daha fazla geçiriyorsa, yani bir enfeksiyon var, ilaç veriyorsunuz tekrarlıyor, ilaç veriyorsunuz tekrarlıyor. O zaman bu olay kronikleşmiş, müzmirleşmiş hali geldi diye tanımlayabiliriz ki asıl problem orada normalde bunun olmaması lazım aslında. Yani bir kişi herkes enfeksiyonla karşılaşabilir, enfeksiyon ajanlarıyla karşılaşabilir ve sinüziti geçirebilirsiniz ama bunun kişi tekrarlanıyorsa eğer bu kişinin bunun bir sebebi olmalı. Evet, o zaman hemen ben de onu sorayım size. Neler sinüzitin kronikleşmesine yol açıyor? En başta eğer kişide bir alerjik zemin varsa, bir alerji hastasıysa, dediğim sebeplerden dolayı, biraz önce konuştuğum sebeplerden dolayı biraz daha fazla enfekte meyilli olabilir. Ama bizim için önemli olan, KBB hekimleri açısından önemli olan, yani sonuçta kişiyi devamlı bir ilaç bağımlısı hale getirmemek de gerekiyor. Yani sinüzit olduğu ilaç, sinüzit olduğu işte baş ağrısı için, ağrı kesici, enfeksiyon için, antibiyotikler vesaire. Bazı anatomik problemler de olabilir. Yani kötü bir burun kemiğinde eğrilik olabilir ya da sinüsün açılım deliklerinde bazen çift delik olabiliyor bizim. Normalde tek olması lazım ve bu çift delik olduğu zaman da aslında kişi biraz daha yakalanmaya daha meyilli olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir anatomik problemin varlığını en azından araştırmak gerekiyor olay kronikleştiyse. Tabii sigara en önemli etkenlerden bir tanesi. Yani sigara içen bir kişi çok kolay iyileştirme şansımız yok. Sebebi de şu. Sonuçta burun içerisinde, sinüslerin içerisinde gözle görülmeyen bir akım vardır aslında. Yani bir siliyer akım dediğimiz sekresyonları, birikintileri dışarıya doğru atan, kişiyi rahatlatan, birikinti olmasını engelleyen bir akım var. Sigaradaki etkenler bu siliyer akımı bozuyor. Yani bir dalga hareketi varken bu dalga hareketi duruyor. Bu sefer sekresyonların, birikintilerin, bakteri, viral artıkların dışarıya atılması zorlaşıyor. Böylece siz bakterinin artıklarını antibiyotik verseniz dahi atamadığınız için bu kişilerde enfeksiyona yakalanma olasılığı, tabii ki sigara içenlerde daha fazla, daha sık kronikleşme olasılığı daha fazla gibi. Hani sigaranın sadece sinüzite pek çok problemli etkileri var ama sinüzite de böyle bir olumsuz etkisi var. Hocam yani bu durumda şu mu bir de çıkıyor ortaya? Alerjisi ya da astımı olan kişiler sinüzite karşı daha mı savunmasız? Savunmasız demeyelim de yani normal kişilere göre biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. En azından alabilecekleri önlemler var. Yani sigaralı ortamlardan uzak kalmamaları gerekiyor. Bir ısı farkına maruz kalmamaları lazım. Özellikle evlerine veya bulundukları ofislerin klima havasıyla ısıtılmamasında ya da soğutulmamasında fayda var. Ama anatomik problemleri de varsa ya bu sefer boşa kürek çekiyorsunuz. Yani ne yaparsınız ya bu kişilerin anatomik problem varsa onun düzeltilmesi lazım. Bir endoskopik muayene gerekirse bir bilgisayarlı tomografi ki kronikleşmiş hastaların biz çoğunda tomografiye başvuruyoruz. Çünkü endoskopla da bizim elde edebildiğimiz görüntü ve bilgi sınırlı. Dolayısıyla komple bir muayeneden geçmesinde fazla fayda var. Eğer ki olay kronikleşmeye doğru gidiyorsa. Hocam peki sinüzitte kesin tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Muayene ve tomografi bulgularıyla. Hastanın bize verdiği bilgiler de önemli ama tabii bizim baktığımız zaman yani bize hasta bunların hepsini verebilir. Yani başım ağrıyor diyebilir, dirgenizde kırpım var diyebilir ama bizim hem endoskopik bakıda bu cerrahatle akıntıyı görmemiz lazım. Göremezsek bile tomografide bizim bir takım kriterlerimiz var. Bu kişi sinüzit geçiriyor mu veya geçirmiş mi? Yani
Sonuçta kişi misal son 6 ayda 4-5 kere bir enfeksiyon geçirmişse, sinüzit enfeksiyonu geçirmişse onun radyolojik bulguların aslında çoğunlukla yakalayabiliyoruz. Yani siz en azından önceden bunları geçirmişsiniz diyebiliriz. Ama baktığımız zaman hiçbir şey yoksa bu sefer dediğim gibi olay sinüzitten başka bir baş ağrısı sebebine doğru kayıyor. Hocam peki biraz tedaviye geçelim isterseniz. Sinüzitin tedavisinde neler yapıyorsunuz? Şimdi dediğim gibi bu bir bakteriyel enfeksiyon ağırlıklı olarak. Şimdi birkaç faktör önemli burada. Bir, enfeksiyon ajının belinin kırılması lazım. İki, en az bunun kadar önemli, bu cerrahatlı akıntının aslında iltihap sahasından uzaklaştırılması lazım. Sadece tek başına antibiyotik yeterli değil. Dolayısıyla bu açılım deliklerinden bahsetmiştik. Yani sinüsleri bir şişe gibi düşünelim. Onun bir açılım deliği var. Çok daha küçük bir delik var. Şimdi bir, bu deliklerin sağlıklı çalışan, yeterli genişlikte olan, yeterli çapta olan bir delik olması lazım. Bir akımın sağlanması lazım. Yani birikintileri özellikle kuruduysa, üzerinden zaman geçtiyse çok kolay değil atmak. Dolayısıyla bir tuzlu suyla bir yıkama ihtiyacı olabilir. Onun dışında işin içerisine bir alerji de girmişse, yani bir alerji üstüne bir enfeksiyon binmişse alerjinin tedavisini de yapmak gerekir. Yani standart bir tedavimiz yok aslında. Hastanın profiline bakarak, biz hastalık geçmişine de bakarak bir tedavi planı çiziyoruz. Ameliyat bizim ilk seçeneğimiz değil tabii ki, ama dediğim gibi olay kronikleşiyorsa ve bunu kolaylaştıran bir takım anatomik sebepler de varsa veya anatomik sebepler yok diyelim, ancak bu dediğim gibi açılım deliklerinde bir sorun varsa, yani havalanması bozulmuşsa veya bu hastalıklı kemiklerin mikropoda, yani bir odak haline gelmişse, bunların tabii o zaman temizlenmesine ihtiyaç var. Hocam biraz da ameliyatlardan bahsedersek, ameliyatlar ne kadar sürüyor yaklaşık? Zor ve riskli ameliyatlar mı? Ameliyatlar yani sürer. Böyle saatler süren değil ama kaba ortalama olarak 2 saati verebilirim. 2-2,5 saat sürer. Zor olan kısımlar. Yani bizim sinüzitin hangi bölgesinde? Yani sonuçta bizim sinüslerimiz tek bir bölgede değil. Maksiller sinüs dediğimiz çenede olanlar var. Onun etmoid sinüs dediğimiz burun içerisine doğru yakın olanlar var. Ve alında var. Ve en arkada sifenoid sinüs dediğimiz, ki bu bizim, yani bu saydığımız sinüslerin içerisinde en riskli alanlardan bir tanesi. Yani göz siniriyle yakın temasta, beyne giden, beyni besleyen atar damarla yakın temasta bu bölgelerin ameliyatları bizim sıkıntı çektiğimiz ameliyatlardan bir tanesidir. Çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü yapı olarak, yani mesela en basitinden göze çok yakın çalışıyoruz ameliyat esnasında. Biraz daha derinleştiğimiz zaman dediğim gibi önemli arterlere, sinirlere yakın çalışıyoruz. Dikkatli olmakta fayda var ama teknoloji bizim lehimize, bizim yanımızda. Hocam gözden bahsettiniz yakın çalışıyoruz diye, hemen onu sorayım o zaman. Bu ameliyatlarda beyin, gözler, görme sinirleri, gözyaşı kanalları gibi organların da etkilenme durumu olabiliyor mu? Çok kolay değil açıkçası. Yani bir sinüzit enfeksiyonuna bağlı olarak bir komplikasyon dediğimiz, yani enfeksiyon artık sinüs sınırlarının dışına çıktıysa göz çevresini ve gözü tutabilir. O zaman bir risk faktörü haline alıyor. Temel olarak göz için konuşursak. Gözyaşı kanalları çok kolay etkilenmez. Yani o artık kendini çok belli eder. Yani ameliyat sırasında bizim gözyaşı kanalına zarar verme ihtimalimiz artık hemen hemen hiç yok. Hem tomografinin yardımıyla hem artık endoskopi, yani 90'lı yıllardan beri çok yoğun olarak bu endoskopi cerrahi yapılıyor artık. Çok aşina olduğumuz bir bölge. Onun dışında göz, bizim dediğim gibi en basitinde dahi çok dikkat ettiğimiz bir bölge. Göz nispeten korunaklıdır ama dediğim gibi enfeksiyonun seyrine göre bazen göze çok yakın çalışmak zorundayız. Ama çok şükür ki göze bağlı komplikasyonlar daha çok ameliyattan ziyade enfeksiyonun göze yayılması ve buna bağlı olarak gelişen problemlerden
problemlerle karşımıza çıkıyor. Yani bir ameliyata bağlı göz sorunu çıkma olasılığı teorik olarak mevcut ama artık günümüzde çok çok azaldı. Hocam gene biraz bahsettiniz. Ameliyatların hepsi endoskopik yöntemle mi gerçekleşiyor artık? Tabii. Artık işte dediğim gibi 30 yılı geçen süredir endoskopik. Ben endoskopsuz ameliyatlarla yetişen jenerasyondanım da. Yani benim artık şansım mı şanssızlığım mı diyelim. Yani iki tarafı da bilebildiğim için yani eskiyi eskiden yaptığımız ameliyatlar yani hakikaten yani zordu, daha zordu. Çok fazla bir şey yapamıyorduk aslında. Yani şimdiki düşündüğümüz zaman yani şu anda hakikaten çok daha güzel çalışılıyor. Çok daha iyi sonuçlar alınıyor. Bilmiyorum belki bir 30 sene sonra bizim şu anda yaptıklarımızla tıp çok hızlı gelişiyor. İnşallah da öyle olur yani. Tabii ki isteriz. Her geçen yıl biraz daha bir şeyler kazanalım hastalara. Çok da yani bir ameliyatta keşke her şey bitebilse. Umarım o günler de gelir. Keşke ameliyatsız olsun. Ayrı konu tabii. Keşke hocam. Peki bir de şey duyuyoruz. Balon sinüs cerrahi, sinüsplastisi duyuyoruz. Bu son yöntem midir? Kalpteki tıkalı damarları açmaya mı benziyor? Yani zaman zaman başvurduğumuz bir şey ama çok sık değil. Balonun mantığı şu. Biraz önce bahsettim ya bu açılım delikleri vardır diye. O bölgeyi genişletmeye yönelik bir şey. Tabii ki faydasını görüyoruz ama kalıcı bir şey değil. Yani tekrar balon yapma ihtiyacı duyulabiliyor. Ama bundan balon sinüsplastisinden de ciddi fayda gören hastalarımız tabii ki var. Ama her hasta için uygun değil. Yani bir yaygın polipleri olan yani hastada çok fazla fayda görmez. Ama baktığımız zaman hani biraz önce demiştim ya bazı anatomik problemleri olan hastalar çok daha meyilli hale gelebiliyor. Bu maksiller sinüs dediğimiz mesela onun açılımları dar olan bir hasta grubuyla karşılaşmışsak eğer ameliyat sırasında baktığımız zaman yani bir balon sinüsplastisiyle çok da fazla hastayı zorlamadan daha kısa ve kolay iyi sonuçlar alabilme şansına sahipsiniz. Hocam bir de stent yerleştirme gene duyduğumuz konulardan biri. Stent hangi durumlarda yerleştiriliyor? Stentten yani herhalde front yani alın için olanı mı kastettiniz bilemiyorum. Yani stent bizim rutinde uyguladığımız bir şey değil. Şu olabilir herhalde yani şu ben farazi konuşuyorum. Neyi kastettiğinizi tam anlamadım ama bazen o deliğin açık kalması zor olabiliyor. Çok sık kapanabiliyor. Kapanmasın diye stent yerleştirilebilir ama stentleri de çok uzun süre tutamazsınız. Sonuçta stentler de bir yabancı cisim yani ona bağlı bir reaksiyonla biz stenti nereye takarsak ki kalpte bile belli bir süre bir ömrü var bunların. Çok bizim tercih ettiğimiz ve sevdiğimiz bir şey değil stentler. Hocam bir de sinüs ameliyatlarında cerrahi navigasyon mu kullanıyorsunuz? Aletleri öyle mi takip ediyorsunuz? Her zaman değil. Yani teknoloji bize çalışıyor derken ki kastettiğim şey aslında buydu. Navigasyondan biz daha çok revizyon vakaları dediğimiz ikinci, üçüncü, dördüncü ameliyatlarda çok faydasını görüyoruz. Şu şekilde, şu yüzden çok faydasını görüyoruz. Bizim ameliyat sırasında takip ettiğimiz bazı anatomik noktalar var. Hani bunun arkasında şu var, şunun arkasında bu var. Biz onu biliyoruz yani tehlikeli bölgeleri biliyoruz. Ama bir hasta ikinci ameliyatın olmuş, üçüncü ameliyatın olduysa eğer ki bu arada demek ki devamlı bir enfeksiyon süreci var ya da bir devamlı polip gelişiyor aslında. Bu röper noktaları dediğimiz noktalar kayboluyor. Bu sefer biz çalışacağımız planın arkasında ne tür yapılar var bilmekte zorlanabiliriz. O zaman devreye navigasyon geliyor. Navigasyon da şudur, tomografisi çekiliyor hastanın ve sisteme yükleniyor ve bizim elimizdeki bir alet var. O aletle biz dokunduğumuz zaman tomografide nerede olduğunu görüyoruz. Yani bir göz siniri mi var diyelim. Ben o aletin ucundan göz sinirini aslında tomografide bir yandan da gözüm içeri ekranda görebiliyorum nerede olduğunu ve dolayısıyla ondan uzak durarak bir çalışma imkanına sahip oluyorum. Bu ilk ameliyatlarda çok gerekli değil ama tekrarlayan ameliyatlarda ki biz polip hastalarında çok sık tekrarlayan ameliyat yapmak zorunda kalıyoruz mecburen. Onlar da çok faydalandığımız bir yöntem. Hocam peki sinüzit ameliyatlarında aynı anda başka işlemlerde yapıyor musunuz? Örneğin
burun kıkırdak kemiği eğriliğini düzeltme, burun etleri küçültme, burun polipleri temizleme gibi. Aynen öyle yapılabilir, yapılabilir. Bunların hepsi yani çoğunda zaten biz çoğu sinüzit ameliyatında eğer varsa zaten hemen septoplasti dedik yani deviasyonu düzeltiyoruz ki zaten düzeltmek zorundayız. Yani bir eğrilik varsa zaten kişi dediğim gibi sinüzit geçirmeye meyilli hale gelmiştir. Onu zaten ilk başta yapmamız gereken şey. Buna dediğim gibi burun estetiği de eklenebilir. Çok tercih etmiyorum ben şahsen ama eklenebilir. Çünkü bir tanesi bir hastalığa yönelik bir müdahale. Sonuçta bir enfeksiyonu, kronikleşmiş bir enfeksiyonu kırmaya yönelik diğeri de kozmetik. Herhangi bir sakıncası yok ama dediğim gibi farklı konu. Ama hasta uyumuşken hepsi de yapılabilir. Burun etleri küçültme de yapılabiliyor mu aynı anda? Tabii ki yapılabiliyor. Aynen öyle. O da çok faydalandığımız bir şey. Burun etleri şöyle. Burun etleri aslında bir nevi klima. Yani insan vücudunun kliması. Şöyle ki siz burundan nefes aldığınız zaman hava nemlendiriliyor, ısıtılıyor, arındırılıyor bu mikroplardan. Yani vücut için sağlıklı, akciğerlerimiz için sağlıklı hale getiriliyor. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Dışarıda hava -5 derece olsun. Siz bu havayı burundan aldığınız zaman burundan geçen -5 ses tellerine gelene kadar 36,5-37 yani vücut ısısına ulaşıyor ve nemlendiriliyor. Bu o kadar kıymetli bir şey ki yani akciğerlerimiz için sağlıklı hava almış oluyoruz aslında. Ve sizin burnunuz tıkalı diyelim ve siz bu havayı ağızdan aldınız. -5 hava olduğu gibi -5 olarak akciğerlere gidiyor. Yani aradaki aslında çok dramatik bir fark var. Burun etlerine biz ne zaman müdahale ediyoruz? Böyle önemli bir yapıya da müdahale etmek zorunda kalabiliyoruz çünkü burun etleri büyüme, küçülme ve salgı yapma yeteneğine sahip. Eğer ki bu kişide rahatsızlık verecek düzeydeyse biz bu kapalı fonksiyonunu, özelliğini istemli olarak bozuyoruz. Yani istemli olarak bozduğumuzda ne meydana geliyor? Burun eti artık büyüyemiyor. Ve burun eti artık salgı yapmaması da bir miktar kırılıyor. Fakat bu kalıcı olmuyor tabii. Yani bizim bozduğumuzu vücut bir anlamda tamir ediyor. Dolayısıyla şuna geleceğim. Bu işlem tekrarlanabilen bir işlem. Yani genellikle hastalar bir iki seferde rahatlasalar da zaman zaman daha fazla sayıda belli periyotlarla yapmak zorunda da kalıyoruz. Ben de tam onu soracaktım. Başarılı bir ameliyat sonrası da sinüzitin tekrarlaması söz konusu oluyor değil mi gene? Tabii ki olabilir. Tabii ki sonuçta siz sıkı bir şekilde enfeksiyonla karşılaşırsanız anatomik bir meyliniz olmasa dahi siz enfekte olabilirsiniz yani. Bir şey yok. Önemli olan kronikleşmesin. Tabii tek şeyimiz var. Biraz önce demiştim ya sigara maalesef yani hastalarımızla da konuşuyoruz yani sizi, yani benim çok olmuştur yani bana kızmak yok, sigara içiyorsunuz günde bir paket, bir buçuk paket, iki paket, ameliyatınızı yapacağım ama tekrarlayacak. Tekrar enfekte olacaksınız, tekrar sorun yaşayacaksınız, kızmak yok. O diyalog aramızda çok geçiyoruz çünkü solunum yollarında çalışıyoruz yani biz solunum yollarını düzeltmeye çalışıyoruz, hasta solunum yollarına bu kadar çok toksin yüklerse yani bizim de sonuçta elimizden gelen bir yere kadar, bir yerden sonra yapacak bir şey yok. Peki hocam, tam bu noktada sorayım o zaman. Kronik sinüzit tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açıyor mu? Yani şöyle, eğer ki komplikasyon olursa ciddi soruna yol açabilir. Yani bu en başta göz, bizim en sık gördüğümüz göz olmak üzere bir takım sorunlar yaşayabilir. Ama çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Yoksa yani şöyle düşünün, çevredeki anatomik yapılarda sorunlar meydana gelebiliyor. Çevredeki en yakın anatomik yapı göz, nadiren beyin. Ama bunlar artık özellikle ameliyat tekniklerinin gelişmesi, antibiyotiklerin artık çok güçlü olması, çok etkili olması, geniş spektrum antibiyotiklerle çalışabilme şansımız bunları çok çok azalttı. Öyle söyleyeyim. Ama kronik sinüzitiniz varsa siz bunu çekersiniz. Yani bir ağız kokusu olur. Çünkü genizden bir kokulu akıntınız olacak. Sinüzit olduğunuz zaman sizin burun etleriniz şişecek haliyle siz ağız solunumu yapacaksınız. Yani sonuçta normal olan, sağlıklı olan burundan solunum yapmak. Ama siz ağız solunumu yaptığınız zaman ne meydana gelir onu söyleyeyim ben size. Biraz önce dediğim gibi sağlıksız hava yetiştirir. Bu bir en başta
ağzın açık kalması içerideki koruyucu nem tabakasının ortadan kalkmasına yol açacak. Bu sizde daha sık diş çürüğü yapabilir, daha sık ağız kokusu yapabilir, daha sık boğaz enfeksiyonu yapabilir. Yani sosyal hayatınızı sizi öldürmeyen ama bence süründüren bir takım böyle küçük küçük şeylerle sizi rahatsız etmeye devam edecek. Doğru hocam. Hocam peki çocuklarda da aynı işlemleri mi yapıyoruz sinüzitte? Yani enfeksiyonla karşılaştığımız zaman antibiyotik. Çocuklarda cerrahi valla o kadar az ki. Yani çünkü olay yani sigara olay ortada yok tabii ki çok şükür ki. Bazen anatomik problemler olabiliyor çocuklarda. Onlara müdahale edilebilir ama genellikle ben genel olanı söyleyeyim. İstisnaları bir kenara bırakalım. Bu tür enfeksiyonlar genellikle antibiyoterapiyle işte çok sık bunun tuzlu suyla yıkanmasıyla ve eğer çocuklarda daha çok alerji biraz daha ön planda oluyor. Alerjinin üstesinden gelinmesiyle bu olay çocuklarda çok daha kolay olmadan kalkıyor. Hocam peki sinüzit bir kader mi? Korunma şansımız var mı yaşamımızı düzelterek, yaşam şartlarını? Tabii ki. Temiz hava, sigaradan uzak durma, bunlar en önemli şeyler. Bir de burnunuzun açık olması lazım tabii. Yani bu da önemli. Yani bir de şu var, hani hastalarla karşılaşıyoruz, biz görüyoruz yani orada bir kemik blokaj var, bir engel var orada. Hastanın o tarafı rahat oksijenize olmuyor, sağ ya da sol tarafı. Hasta diyor ki bana, ben nefes alıyorum diyor. Hani bu neye benziyor biliyor musunuz? Tadını bilmediğiniz yemeğin tadı hakkında nasıl yorum yapamazsınız? O da aynı bu şekilde. Yani oradan hava, ömrü boyunca almamış ki oradan havanın geçip geçmediğini bile farkında biraz haklı olarak. Ama ameliyat ne oluyor? Yani ilk dediği cümle şu, ilk defa nefes aldığımı hissediyorum mesela. Yani şu ana kadar böyle bir duyguyu yaşamadığı için kişi bunun farkında değil. Bir de konumuz madem sinüzitler ve kanser haftası içerisinde daha artık son gün yani 7 Nisan evet, artık evet. Son günü şunu da belirtmekte fayda var. Bazen bu bölgelerin yani bizim sinüzit enfeksiyonu sırasında ki bölgelerin çalıştığımız bölgelerde kanser olabiliyor maalesef. Ve bu kanserler de kendini sinüzit bulgularıyla gösterebiliyor. Bu çok şükür ki erken yaşlarda çok sık gördüğümüz bir şey değil ama ileri yaşlarda daha sık olmakla birlikte bu bölgelerin kanserleri de mutlaka ayırıcı tanıya gidilmeli. Yani bunlar da kendine biraz daha böyle ilaca dirençlidir bu bölgelerin kanserleri. Yani bir sinüzitten aslında çok dikkatli bir bakıyla ayırabilirsiniz bunları. Kanamalar eşlik edebilir, ele gelen şişlikler olabilir yüzde ya da boyunda. Hani bunların da dediğim gibi özellikle ileri yaşlarda değerlendirilmesinde fayda var. Karışabiliyor çünkü. Maalesef. Hocam peki sinüzitte, daha doğrusu sinüzit ameliyatlarında bizi yakın gelecekte neler bekliyor? Biraz önce konuştuk biraz. Ameliyatlar bitecek mi? Ameliyatsız çözüm olabilecek mi? Yani şöyle olabilir diye düşünüyorum. Bir takım yani bağışıklığımızın güçlenmesiyle, alerjinin ortadan kalkmasıyla tahmin ediyorum bizim ameliyat yükümüz oldukça düşer ama bir işte travmaya uğradığı veya doğuştan olan da bir de kemiğindeki eğrilikler, anatomik bozukluklar. Yani anatomiyi değiştirebilme şansımız en azından yakın gelecekte ben görmüyorum ama tahmin ediyorum bağışıklık sisteminin güçlenmesi, alerjinin ortadan kalkması, kişinin işte başta sigara, kötü hava, hava kirliliği gibi etkenlerden uzak kalmasıyla herhalde biz umarım yani daha az ameliyat yapar duruma geleceğiz diye düşünüyorum, umut ediyorum. Hocam çok teşekkürler, aydınlattınız bizi, çok güzel özetlediniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim Ayşe. Sağ olun.